Bugün Darıca Bayramoğlu'nda bulunan Balyonos Koyu'ndayız. Balyonos Koyu 3128 metre uzunluğunda. Sosyal aktivitelerinin tamamının yapıldığı bir yer aslında burası. Basketbol sahaları, çocuk oyun alanları, fitness alanları, mescit, kortlarıyla bambaşka bir yer Balyonos Koyu. Gelin Balyonos Koyu'nu hep birlikte görelim, gezelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Seda Nur Yılmaz. Aynı zamanda milli sporcuyum. Kano branşındayım. Sahilimizin bu şekilde genişlemesine çok sevindim. Aynı şekilde böyle barfix barlarının spor anlamında faaliyetlerinin yapılmasına da çok sevindim. Benim açımdan ve sporcu arkadaşlarımın veya spora yönlendirilen arkadaşlar açısından çok güzel bir aktivite olarak burada yapabilmemiz çok güzel oldu. Peki. Emeği geçenlere buradan. Evet, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, Darıca Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu şekilde bizim için faaliyetler gösterdikleri için. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Takiraz. Daha önce de buralarda koşu yapıyordum ama belediye buraları büyütmüş. Daha alternatif faaliyetler eklemiş buraya. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor bunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bunlar için. Metin Demirkanlı. Ben 22-23 yıldır burada oturuyorum. Yaz kış. Bayramoğlu'ndayım. Bu gelişmeler tabii bizi mutlu ediyor. En azından bu yaşımızda yürüyecek, stresimizi dağıtacak bir ortam oldu. Memnunuz yani bütün bu gelişmelerden. Günlük rutin böyle yürüyüş yapar mısın? Her sabah. O zaman bu güzelliği size kazandıranlara ne diyoruz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mutlaka daha da gelişecek. Bu devletin yaptığı ilk yatırımdan sonra etrafta böyle bizim rahat etmemizi sağlayacak kafeler falan açılacak. Bunları da heyecanla bekliyoruz. Peki. Ben de size iyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler. Derya Cabada. Nasıl buldunuz Balyonos Koyu? Çok güzel. Düzenli her sabah böyle. Aynen. Her sabah yaz, kış, hava. Soğuk, hiç dinlemem yani. Her sabah yürüdüm ve çok mutlu oldum buranın açılmasına. Yolum daha da uzadı çünkü. Görsel olarak peki bu sizin? Çok güzel, çok güzel. Yani ben çok memnun seviyorum burayı. Bayramoğlu çok seviyorum ben. Buranın yapılması benim çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Bizim için çok iyi oldu. O zaman emeği geçenlere ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Turan benim için, Turan Çivi. Nasıl buldunuz Balyonos Koyu? Vallahi çok güzel. Sadece bir eksiğimiz şu, oraya bir kafe yapılsın yani. Kafe yapılsın. Buradaki kafemiz yeterli gelmiyor. Onun için çok güzel ama. Peki o zaman emeği geçenlere ne diyoruz? Hepsine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Saygılar. Başkana da teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler efendim, çok sağ olun. Sağ olun. Vallahi çok güzel, harika yani. Vallahi süper. Bak ben adanın içinde oturuyorum, Bayramoğlu'nun içinde oturuyorum. Burada hep yürüyüş yaptım, valla hep geçtiğinde dua ediyorum yani onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Valla çok güzel ya. Hizmetin sınırı olmasın. Doğru söylüyorsun. Tamam, teşekkürler, iyi günler sağ diliyorum, sağ olun. Önce sizi tanıyalım. Hami Hancı benim. Hami Bey, Balyonos Koyu'nu nasıl buldunuz? Ben 40 senedir, 45 senedir burada oturuyorum. Ve daha iyi. Bunu ben 15 yıl önce kendim otelci olduğum için bu projeyi biz belediye başkanına sunduk. Ama bugüne nasip oldu yapanlarından Allah güzel razı olsun. Oh, çok güzel. Esasında Bayramoğlu Ege'yi Akdeniz'i aratmayacak bir derecede güzel bir yer fiziki olarak. Biraz daha eksikleri de yaparlarsa kimse Ege'yi Akdeniz'i belli düşünmeden buraya gelebilir hafta sonu. Bunlar da yaparlarsa imkanlar var. Güzelliği katanlar o zaman ne diyoruz? Bunlardan Allah razı olsun diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Peki. Ben sabahları kalkıyorum, yürüyüm, sağlığıma kavuştum. Bunlar da güzel şey. Peki. İyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Yapanlardan Allah razı olsun. Gidin Bayramoğlu'nda, Balyonos Koyu'nda spor yapan, yürüyüş yapan hanımefendilere, beyefendilere sorun. Nasıl bulmuşlar? Bir eksiğimiz, kusurumuz, noksanımız var mı? Konuyla ilgili neler söylersiniz? Önce sizleri tanıyalım. Vallahi ismim Birsen Bahadır. Her zaman için bu yolun açılmasından yana olduk halk olarak. Çok da mutlu olduk gerçekten.
Yürüyüş yolumuzu daha da uzatmış olduk. Keyifli oldu bizim açımızdan. 8 metre. Evet, yapılan şeyler de yani aralarda daha değişik şeyler gördük. Tek bir eleştiride bulunacağım. Ama bunu ne kadar değerlendirirler bilmiyorum. Oradaki kapı biraz bize şey geldi. Otoparkın olmuş olduğu yer. Mesela şuraya güzel bir kapımız olsaydı hem giriş farklılığı olurdu diye düşündük. Hani girerken burası daha farklı bir yer olmuş. Bir de çocuklar için o bisiklet yolunun biraz daha yumuşak, hani bilmiyorum değil mi, daha farklı yollar var. Daha hoş olabilir, düşüyorlar falan ya o açıdan. Ama ellerinize sağlık, gerçekten çok mutlu olduk. Emeklerinize sağlık. Buradaki her çalışan için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz başkanımıza. Peki hanımefendiyi Tupon yöneltelim, sizi tanıyalım. Ayşe Göstemerci. Nasıl buldunuz balyonuz? Biz zaten yürüyorduk. Çok da güzel hava olarak, güzel havalarda yürüyoruz. Beğendik. Çok güzel. Peki, elinize sağlık. Teşekkür ediyorum ben de. Güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok balıkçıları da düşündüğünüzde ayrıca ona da teşekkür ediyoruz. Buraya bir kapı istiyoruz. Evet. O zaman diğer tarafla bölünmüş. Yok yok, sadece böyle farklı bir giriş ya. Diğerinden daha farklı. Yani güzelliği taştan da. Kesinlikle. Kesinlikle. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Olarak baktığınızda Balyonuzkoy 3128 metre nasıl buldunuz yani? Abi yürüyüş alanları çok güzel. İstanbul'da böyle bir yer yok yani. Yani memnunuz. Darıca'da da var zaten. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öbür tarafta. Orası da güzel. Millet Bahçesi. Peki o zaman en iyi geçenlere buradan. Tabii canım. Başta yani herkese teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza. Emeği geçen en üstten en alta kadar. Çalışanın hepsini bileğine sağlık, yüreğine sağlık. Rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Merhaba, ben Yasemin Akbaba. Darıca sakinlerindenim. Bu son dönemde yapılan bu çalışma gerçekten çok iyi oldu. Özellikle şehrin içinde oturup bu hafta sonları buraya gelebilmek büyük bir nimet diyorum. Büyük şehirde oturup. 8 yaşında da kızım var. Mutlaka hafta sonları geliyoruz yani ve emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün diliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Çok güzel. Çok memnunuz değil mi abi? Çok evet. Güzel oldu. Yarım ada boyunca sahile ulaşım. Ha, ben kendi evimden çıktığım için onu bilmiyorum da. Adanın dışına çıkıyoruz, otelin önünden buraya geliyoruz. Halbuki planda adanın içinden buraya çıkacak yollar da var. Ama galiba istimlak bedelleri falan problem oluyormuş. İnşallah belediyemiz fon bulur, bu işleri halleder, biz de daha rahat ederiz. Ama yoksa çok güzel yani hani evet mükemmel. Belki Kocaeli'de bile yoktur değil mi? Biz sadece Darıcalılar olarak, Bayramoğlu olarak burada var. Darıca'yı ben dün akşam mesela Dudayev Parkı'na gittim. Oradaki tesislerde yani belediyelerin yaptığı şeyler harika bu sahillerde. Buranın bir sahil beldesi olduğunu anlıyoruz, yaşıyoruz. Eskiden burası mezbelelikti. Doldurulduktan sonra yıllarca, 20 yıla öyle kaldı. Ama şimdiki hali tabii paha biçilmez yani. Çok güzel, çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Güvenlik çözülürse biz bayanlar olarak daha rahat ederiz. Çünkü bu taraftaki güvenlikten çok memnunuz. Yani 10 dakikada bir sürekli dolaşıyorlar. Asla müsaade etmiyorlar hani rahatsız olunacak insanların ya da orada bir olayın bulunmasına. Gerçi burası yeni, çözülecektir. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Metin abi ne yapıyorsun? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Alaaddin, Bayramoğlu'nda oturuyorum ondan sonra. Burası çok güzel bir yer oldu. Büyükşehir için yapması çok güzel oldu. Hatta şurada plaj yapacaklarmış. Biz beğendik yani, çok güzel. Biz, emeği geçenlere? Emeği geçenlere hayırlı olsun diyelim. Yani teşekkür ederiz. Çok güzel yani. Güzel bir gün diliyorum ben de sizlere. Evet, evet efendim.